Divan'a hoş geldiniz arkadaşlar. Çin'deki ikinci dereceli karşılaşmamıza hoş geldiniz. Ne alalım, ne alalım, ne alalım. En son karşılaşmada silahşör, soylu şuradan buradan gitmiştik. Lucian'ı aldılar. Bütün Zamazingo'lar gitti. Biz de Blitz alalım bari. En yakın o vardı, onu aldım. Bir seviye adamın bana verilmesini istemedim. Blitz benim oyunda en gereksiz bulduğum şampiyonlardan bir tanesi. Tek bir durumda işe yarıyor. Taktiksel olarak kullanabilirsiniz. Karşıda 3 seviye bir Traven var, Vayne var, Tristana var, Varus var, Ashe var ve üzerinde 3 seviye, üzerinde 3 tane item var, şunlar bunlar. Bir seviye Blitz size oyunu değiştirebilir. Buraya alırsınız, bam diye adamı çeker. En arkadaysa eğer, ortada değilse direkt sizin takım onu keser ve rahat bir galibiyetiniz olur. Adam bütün her şeyini onun üzerine harcadıysa çok çok iyi oluyor. Ama normal şartlarda eğer adam ortadaysa, şöyleyse, böyleyse çok gereksiz oluyor. İkinci item, güzel başladık. Luden yapabiliyoruz bu combo ile. Şimdi buradan benim almak istediğim 2 altına adam yok. Ama 4 altına çok güzel şampiyonlar var. Şöyle başlayacağım 2 tane şövalye ile. Arkadan da Vayne'e destek veririz sonrasında. Şöyle başlayalım. Bazı videolarda söyledim arkadaşlar, League of Legends çok az oynuyorum ben, normal Seyirdar Vadisi'ni şu sıralar. Hemen sebebini de açıklayayım. İşten dolayı çok az zaman bulabiliyorum. İşte başına 3 günde bir oturuyorum, 4 günde bir oturuyorum falan. Oynadığımda bazen aram oynuyorum. Hani video çekmeye istiyorum, başlıyorum. Bazen böyle isteğim oluyor. Ama insanın eli ayağı tutmuyor 3-4 gün falan oynamadığında. Hatta haftada 1 oynayınca, 2 haftada 2-3 oyun oynayınca. Güzel bir item daha geldi. Hani o yüzden videolar çok eğitici olmuyor, çok güzel olmuyor, çok beğenileceğini düşünmüyorum ben. Vayne mi? Aynen Vayne olsun. Braum'u da almak isterdim ama onu şu anda alabileceğim bir durum yok. O yüzden oyunlar çok zevkli olmuyor, öğretici olmuyor. Hani benim normalde ligim plat, üst seviye plat, neredeyse elmas. Ama hani ben oynadığımda o kadar elmas gibi veya plat gibi oynadığımı hissetmiyorum bu kadar az oynayınca. Bir süre daha güzel, daha motive hissedersem, böyle her gün 2-3 oyun atabileceğim bir durum olursa falan, kendimi tekrardan geliştirirsem, o seviyeye geldiğimi düşünsem, videolar gelecek ama şu seviyede günde bir oyun da oynasam, haftada 2-3 oyun oynasam, bu team takım savaşları beni çok daha mutlu ediyor. Çünkü daha çok düşünmeye odaklı. O yüzden bana daha rahat geliyor. İkisini aldık. Vahşi gider miyiz açıkçası bilmiyorum ama şu ikisini de alacağım. Vahşiye gidebiliriz, şekil değiştireceğe gidebiliriz. Onlar dursun burada. Hepsini satıp bir adam daha alır mıydık? Bu turdan çok bir ümidim yok benim. Bir kombom yok, sadece şövalye var. Umuyorum ki Mordekaiser bir şeyler yapabilsin burada. Item olarak buna verebileceğim şeyler var mı? Bu ikisini birleştirsem yok. Bu ikisi de yok. Bunu istemiyorum. Bu olmaz. Shojin güzel. Shojin'in güzel adama vermek lazım. Şu ikisi olabilir. Nidalee şu anda bana birazcık sıkıntı yaratabilir ama. Bizimki ulti atarsa 2v1 de yapabileceğini sanmıyorum. Şu ikisini birleştirip benim favori itemlarımdan bir tanesi olan şeyi yapmak istiyorum. Gitmesem bile ben bu item'a daha sonra satarım en kötü. Bir altın kasetini alabilirdik aslında. Şunu şöyle yaptık, bu ikisini aldık. Hatta bir de şunu alabiliriz. Şöyle değiştirdik. 4 altın. 2, 3, 4. Bir level atlayalım. Bir de Vayne koymak istedim. Şu an takımımız fena güçlü değil ama hatta nasıl yapsak ya? Fiora biraz daha önde dursun da bu adam biraz daha yaşasın ki ultilerden daha fazla hasar verebilirim item sayesinde. Güçlenmiş birazcık ama bir tek iki seviye Kha'Zix ile beni yenebileceğini sanmıyorum. Aynen. Warwick şu anda hala güçlü. Ulti attığında stackleyebilse o vahşi bonuslarını falan çok daha iyi olurdu. Bizim adam taşıyabilecek mi? Ah be.
Yani şu anda kaybettik. Bu şeyi yenmesinin imkanı yok. En azından onu kesebilseydi iyiydi. Ben kazanırım diye düşünmüştüm ama hızlı öldük. Çok fazla hasar yedik. Neyse, en azından bunu bir yükselttik. Bunu aldık. Şunu da yükselttik. Şunu şöyle değiştirelim. Bu dakikadan sonra artık çok şeye ihtiyaç yok. Bu şöyle olsun. Bu böyle olsun. Şunlar şöyle. Aatrox. Buna gider miyiz? Gidebiliriz. Seni sattık o zaman. Aatrox aldık. Aatrox iyi bir şampiyon değil, güzel bir şampiyon değil. Fakat oldu da belki şeye gidersek, şu Blade Master'a gidersek o zaman çok yararlı olabilir. Şu anda ben güçlü olduğumu düşünüyorum ama soylu bonusu çok iş değiştirecek. Ve soylu bonusunun da Garen'e gitmesi çok büyük şanslılık ya. Yani gerçekten çok büyük şanslılıktı. Burada da alabilir bizi bu adam. Yani burada son ultisiyle yer muhtemelen yedi. Hani tanka gidince soylu bonusu gerçekten çok büyük sıkıntı yaratıyor. Bakalım. Buna gidebiliriz. Nerede bizim takım? Burada. Lucian 3. soylu için güzel olabilir. Onu aldılar. O zaman Lucian çok daha mantıklı geldi bana. Ben bir Lucian alayım buradan. Hem 3 soylu olur. Kimi atarız takımdan? Bir ona bakalım. Kha'Zix'i belki bir ihtimal dışarı atabilirim. Sırf bu bonusu elde edebilmek adına. Sanıyorum da en güzeli olur. Ve Lucian'ın itemlarını da verebiliriz. Bir ihtimal buradan dönüp 6 soyluya gidebiliriz. Hani eğer şu anda durum böyle güzel gidiyor. Bir de Lucian buradan geldi. Bu da güzel haber. Şöyle bir değiştirelim. Ben sana bunları verecektim ama. Bu da olur aslında ya. Aynen, bu fena item değil. Buradan almak istediğim bir şey var mı diye bakıyorum. Shen Tristan'a millet almasın diye alıyorum ben bunları. Böyle şeyler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Küçük küçük taktikler, sonuçta havuzda belli şampiyon var. Siz bunları alırsanız onların düşürme ihtimali düşüyor. O yüzden neden olmasın yani. Sonuçta paranız 10 altın değil. Hani bir yerden şeyler yapamıyorsunuz. Sana verelim kanki bunu. Hasarda baktığımızda Lucian bir seviye olmasına rağmen gayet güzel hasar vermiş. Şimdi buradan bizim gereksiz adamları ben şuraya bir toplayayım da kafa karıştırmasınlar. Şu 3 önemli adam. Yordle'ımız yok, şuyumuz yok, buyumuz yok. Şekil değiştiriciye de gitmiyoruz. Bu turn biraz saçmalık oldu ama en azından şöyle yapalım. Bunu geçen turn de yapabilirdik. Pek paramız yoktu. Bu sefer bunu yapabiliriz en azından. 3 soylumuz var. Soylu bonusu kime gitse ben memnun olurum. En çok sanıyorum Mordekaiser'e giderse mutlu olurum şu anda. Takımımı eklemek isteyeceğim biri var mı diye bakıyorum. Yordle'ım gerçekten yok. O yüzden Poppy almayacağım ya. Yüz canlı kimse yok. Biz şu anda tapa doğru gidiyoruz. Bir tane daha Lucian alabilirsem bu beni baya baya taşır. Burada sıradaki turn'den bakalım hangi itemlar düşecek. Karşıdaki takım da fena değilmiş. Arkada yüksek seviye Fiora'sı falan var. Ben ikinci sıraya yerleştim şu anda. İlk 4'te olmak önemli oyunu bitirdiğiniz zamanlarda. Garen geldi. Bir tane daha. Bir saniye, hemen şunları değiştirelim de. Bir düşüneceğim. Seni alacağım bir. Seni satıp bir tane ninja alacağım. Diğerleri hala duruyor. Bir kişi bir adam 3 yapmış ama
Bu tarz yerlerde arkadaşlar asetinizi sol tarafa koyarsanız bu turn'de mesela bu kayacılarda soldan sağa atlıyor. Direkt bu adama gidip gereksiz hamleler yapmıyor. Bu da küçük şeyler ama yapılmasını tavsiye edeceğim şeylerden. Yok. Bu değil de bana şey lazım. Gözyaşı. Şu ikisi de belki bir ihtimal gelişir de şu Blade Mancer'a gideriz. Ucunu açık tutuyorum. Hani hangisine gidebileceğim konusunda tamam. Bu çok iyi oldu. Assassin'e gitmeyeceğiz. O hiç gerekli değil şu anda. Buzul da pek mümkün görünmüyor. Şu da pek mümkün görünmüyor. Şöyle yapalım. 6. Kazanırsam bunlardan birini satacağım. Muhtemelen Gangplank'i satacağım. Haydi bakalım. Sanırım aldık burayı. Şöyle bir hasara da bakalım. Zaten şaşırmadığım şekilde Lucian'ın hasarı çok yüksek. Mordekaiser şu item'dan dolayı da gayet güzel vuruyor. Onu satıp başka bir adama verebiliriz ileride eğer hayalet bonusunu kullanmak istemezsek. Ki Kindred güzel olabilir Vayne'in olduğu yerde. Çok çok mantıklı. Braum alacağım. Buradan istediğim biri var mı? Var mı, var mı, var mı? Kazikistan bir şeyim yok ya. Bu dursun bakalım böyle. Bu turda böyle geçsin. Belki bir dahaki seviyede bir seviye atlayabiliriz. O tamamen duruma göre bir şampiyonu seviye 2 yapabilirsek. Şu anda İnsanlar güçleniyor. Benim güçlenme hızım çok yavaş. O yüzden galibiyet serimiz durabilir. Ama rakibim çok güçsüz. 3 tane vahşisi var. Çok rahat bir galibiyet oldu benim için. Ve bir seviye çok fazla adamım vardı. Hani baya baya rahat oldu. Eğer Vayne item vermiyorsanız çok gereksiz bir adam oluyor. Sırf yer doldurmak için oluyor. Item bağımlısı bir şampiyon. Tıpkı LoL'ün Sihirdar Vadisi'ndeki gibi. O yüzden her zaman güvenemiyorsunuz Vayne'e. Biraz da şansınız olması lazım. 3 seviye yapmanız lazım ve 2 seviye yaptığınızda çok fazla item koymanız lazım falan filan derken hani çok fazla risk. Ama Lucian zaten kendisinden güçlü bir şampiyon. Hani direkt buraya koyduğunuzda bile sürekli kayıtlayabildiği için çok fazla vuruyor. O yüzden bir de item verince aşırı fazla güçleniyor. Hangi itemları verdiğiniz de şey. O yüzden ben bazen tercih ediyorum. Çok erkenden bir sürü Vayne alabilirsem ama erken seviyeyi atlattıktan sonra Vayne düşürme şansı iyice düşüyor. Çünkü birçok insan Vayne seviyor, Vayne alıyor. Ayrıca yüzdeniz düşüyor bulmak için falan. O yüzden Lucian veya diğer ADC'ler çok daha mantıklı itemları vermeniz konusunda. Güzel. Bir ulti daha atabilse, attı da onu daha yüksek canlı birine atsaydı keşke, neyse. Her ne kadar soylu bonusu olsa da bir şey yapamayacak karşımızda. Canımızda 20, paramızda 20 oldu. 90 canlı şu anda yukarıdayız yine. Geçen karşılaşmayı birinci tamamlamıştık. Demir 1'e atmıştı. Bu maçı da en azından ilk 2-3'te falan bitirirsek herhalde bir bronza yükseliriz diye tahmin ediyorum. Morde çok fazla hasar yemiş. Onu belki Fiora ile değiştirebiliriz. Çok ön safa atmak yerine. Vayne'imiz var. Soylu başka burada birini göremiyorum ama Kindred güzel. Kindred'in üzerindeki item da çok güzel. Kindred'in bana kalacağını hiç tahmin etmiyorum. Neredeydim ben? Gözyaşı olabilir eğer şey kalmazsa. Yani şu anda en güzeli gözyaşı. Gözyaşını almayın arkadaşlar. Gözyaşını bana bırakın. Gözyaşını aldılar. O yüzden ben paraya gideceğim. En fazla para veren Akali'ydi. 4 altın. Güzel oldu mu olmadı. Orada 2 tane istediğim şampiyon vardı. İkisini de alamadık maalesef. Nerede? Akali. Akali kanki güle güle. 33 altın. Beni şöyle değiştireceğim. Bu ikisini birleşince Demir Soleri oluyor.
Bu tur kaybeder miyiz ya? Çok şanslı olmamız lazım. Ben iki seviye para vermek istemiyorum buraya. Çünkü yerine koyacağım şampiyon öyle çok güçlü olmayacak. Bir combo tetikleyemeyeceğiz. Kindred en azından bir hayalet bonusu getirdi falan ama bu tamamen şansa mansa bir oyun. Kaç tane? 4 tane bir seviye adamı var. 4 tane vahşi yapmış ama ne kadar dayanabilir bakalım. Pek de dayanamadı zaten. Neyse ki şanslı bir oyun geçirdik. Bize şu adam geldi. Şimdi 4 altın vererek buradan güzel bir şeyler çıkartabiliriz. Eksiğimiz 4. bu. 5. soylumuz Leona. Ondan sonra da Kyle var. Güzel olabilecek şeylerden. Adamlardan. Eş olabilir. Eş Braum güzel ikili. Bir seviye atlasak kimi alabiliriz? Eşi alabiliriz. Yani Vayne'e bunu vermek mantıklı ya. Biraz parada sıkıntıyız ama. Buraya artık gitmeyeceğimiz kesin. O yüzden ben bunları sattım. O da mantıklı olabilir ama ben şu item'ı harcamak istemiyorum. Bir tane göz yaşına çok şey olabilir. Bir sonraki turn'de bunu çıkartabiliriz. Bu adam kaçıncı sırada? Şu Zamazingo işaretli adam. Sonuncuymuş bu da. Parasını hala tutuyor. Beni yenebilir. Sonuncu dememek lazım. Sonuçta sonuncu adamlar çok fazla para harcıyor. Çok fazla belki lose bonusu alıyor. Ve şu anda 3 seviye Vayne ile beraber yalan etti beni. Ve galibiyet bonusumuz da yok oldu. 9 hasar yedik sanıyorum değil mi? 80 candayız. Hala lideriz. Burada kurtlardan ne alacağımız çok önemli. 52 altın. Bu sefer de bir şey harcamıyoruz. Son zamanlarda baya baya şanssız. Hiçbir şey gelmedi resmen. İnşallah item düşer de. Lucian'ın korunması lazım burada. Golcümüz 2 tane var şu anda. Golcü çok saçma olur ya. En mantıklısı şu anda soylu gerçekten. Güzel. Bir item. Hadi bir tane daha. 2-3 item. Çok güzel. Ah be. Bunları artık kullanmak lazım gibi geliyor bana. Şimdi bir Fiora. Bakalım yenileyelim. Kartus ister miyiz? Hayalet. Sırf hayalet bonusundan dolayı aldık. Sana artık ihtiyaç yok. Bir Braum geldi. Bir tane Garen geldi. Şimdi bu itemları birilerine güzel güzel kullanmak lazım. Morellon olabilir. Bu turn'ü de böyle geçtik ama. Nigel. 5 adamı var. 5 adamı vardı ya da en azından öyle diyelim. Karthus öyle inanılmaz fazla güçlü bir şampiyon değil. O yüzden hani itemlarımı onun üzerinde harcamak istemiyorum. Sana da bunu vermek istemiyorum. Bunu da vermek istemiyorum. Hız adamısın sen biraz. Hızlı hızlı ultini at istiyorum. Bir tane daha verebilirim belki şöyle bir büyü item falan buna da. Aha. Ashe geldi. Ashe burada önemli bir şampiyon. Şimdi bu Yordle'a elveda edeceğiz. Ashe'i alacağız. Buradan bir Braum geldi bize. Braum'u iki tane buzul yapmak için kullanabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Ama o zaman da bu bonus gidiyor. Bir daha bir şey yapalım. Bu geldi. Bir de bunu alalım. Sanki sana yükleneceğiz artık. Ne yapalım ya? Sen biraz can çek bari. Sen bize taşı. Aslında bu da çok güzel olurdu ha. Bunu unuttuk. Golcü bonusundan dolayı ben buna şey yapabilirim. Taşır mısın sen?
İşte benim istediğim item bu itemdi ama maalesef bizde şans yaver gitmedi ya. O kadar bunu aradım ama. Neyse. Buzul. Bir Fiora daha. Varus güzel. Kimi atabiliriz? Buradan ihtiyacım olan biri yok. Eşe vereceğim bunu. Oldu da plan değişirse eşi satarım diye düşünüyorum. O yüzden hani Vayne'e falan versen Vayne'i muhtemelen hiçbir zaman değiştirmeyeceğim. Vayne'i güçlendirmek zor ama en azından bu buradan vursun. Belki kolcu bonusuyla beraber pata 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 yüzdeli canlar vurur. Bir kişi de şu Cho'Gath'a vurmaz mı diyecek değil mi? Vurduk. Hasara bakıyoruz. Hala Lucian en fazla vuran ama. Kartus hala gereksiz ya. Bir güçlendirebilirsek Kartus'u bir şeyler yapabiliriz. Bu adama bir bakalım. Arkada bir de iki seviye eşi var. Eş konusunda sıkıntılıyım demek ki ben. Kimi alacağız? Kyle var. Kyle bize kalır mı? Kalmayabilir. Kyle kalmazsa... Kindred alabilirim. Leona alabilirim. Leona şu anda 5. soylu için güzel. Hani Leona benim şu anda favori adamım. Olmadı bu adam. Aldılar. 2 kişi koştu üzerine. Kindred. Kindred'i salın. Kindred'i salın arkadaşlar. Kindred'i alabildik en azından. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Kindred mi yoksa aynen Kindred diyeceğiz. Çünkü Kindred'den bir tane daha geldiğini gördüm ben. Burada şöyle bir değişiklik yapacağız. Kartus'u satabiliriz. Kartus'a elveda dedik. Aynen. 63 altınımız var. Bir tane buradan geldi. Çok güzel oldu. 6. kişi. 6. kişi şöyle bir buzul daha ekleyebiliriz. Soylu bonusu bu seviyede sanki öyle efsane değil. Karen. Tamam. Şu iki adamı da tutuyorum ama satıp paralarını da yiyebilirim. JF geldi. JF'in 9 canı var. Biz bu karşılaşmayı kazanırsak muhtemelen yalan dolan olacak. Bizim Brahmi'yi hasar tuttu üzerinde. Çok iyi. Varus'u oyuna alabilirim ben şu anda. Düşüncem o. Her ne kadar seviye 1 olsa da bizim kolculara çok fazla yarar sağlayabilir. Bunu kiminle değiştireceğim önemli. Hayalet bonusunu kesebilirim. Buzul bonusunu kesebilirim. Buzul bonusunu kesmek en mantıklısı gibi sanki şu anda. Ya da direkt seviye atlayabiliriz. 12, 14. Çok fazla para. 1-2 turn daha böyle mi idare etsek? Ne yapsak? Tamam. Bu turn'ü de böyle geçeceğiz. Ondan sonraki turn'de seviye atlayacağız. Ve yere... X'ini satıp seviye de atlayabilirim aslında da. Hadi madem böyle yaptık ya. Bir çılgınlık yaptık bakalım. 4 tane... Soylu burada Varus'un ölmesinin hiçbir önemi yok benim için. Varus sadece kolcu bonusunu arttırsın bize yeter dedik. Büyücüye de gitmiyordum nasıl olsa. O yüzden de güzel şampiyon olsa da... Abi bu adam çok fazla vuruyor. Ah be. Bayağı çabaladık ama yetmedi. Neyse ki çok fazla hasar şey yaptık. Tanklayabildik orada. Buradan gerekli bir şey yok. Yoğur abi bu. Haydi bakalım. 47 altına düştük. Bir tek Kyle eksik şu anda bende. Ama takımı çok fazla bozmam gerekebilir.
soylular şeylerden, kolculardan vazgeçmem gerekebilir. Eğer soylu bonusuna gitmek istersem. Bir item'ımız geldi. Sana verelim biz bunu. Sen daha hızlı büyü at. Bir tane daha bundan var ama seni yerine koyabileceğim bir adam yok. Var mı ya da? Çok iyi. Çok iyi. Seviye 3 oldu bu adam. Şöyle tutsak. Vayne'i buraya tutsak. Bu adam yaşasa çok iyi olur. En iyisi böyle sanıyorum. Aynen. Şimdi güzeliz ama hala ben bu adamı yenebileceğimi sanmıyorum. Üçüncüyle karşılaşıyoruz. Vahşi bonusu var herkesin üzerinde. Çok güzel. Twisted Fate 2 itemlıydı ve direkt öldü. Alır mıyız? Güzel bir ulti. Çok güzel bir ulti. Harika da hasar. En fazla kim vuruyor? Çok güzel hasarlar var ya. Braum'dan hasar beklemiyorum. Bundan hasar beklemiyorum. Bundan hasar beklemiyorum. Bunlar daha çok kolcuları hayatta tutmak veya oyunu oyuncuları hayatta tutmak adına olan şampiyonlar. Kyle geldi. Şimdi bu oyun benim aklımda bunu kurmam lazım. Kimleri oyundan çıkarıp kimleri koymam lazım onu düşünmem lazım. 6 soylu. 1. 2 kişi var değil mi? Aynen 2 kişi var. 4 kişiyi değiştirmem lazım. Bu da 4 kişi demek. Bunu değiştiremem. 1, 2, 3, 4 böyle dışarı almam lazım. Fakat yerine koyacağım adamlar çok da şey değil ya. O kadar güçlü değiller. Nigel geldi. Şu anda da 3. sıradaki o. Bunlardan birinin ikisini seviye 2-3 yapabilseydim biraz şey yapardım ama. Ultiyi güzel attın kanki de. Bizim adamlar ulti dışındaydı. Kesebileceğiz mi? Sana güveniyorum kanki. Tamam şu küçükleri saymıyoruz zaten. Çok güzel. Bunu da yendik. Biraz daha para tutma vakti. Buradan istediğim biri yok. Braum var. 2 tane Braum geldi ama şanssız. Şunu istiyorum. Bunu istiyorum. Kimle değişirsek Vayne'e hiç gerek yok. Burada yine birini göndereceğiz. Kimi göndereceğiz? Kindred. Kindred'ı seviye 3 yapmamın şansı var mı sizce? Bir Garen daha geldi. Garen'e de şu anda gerek yok. Çok süper yararlı bir şey olmadı ya. Örn olmadı benim için. Yine bu adam geldi. Sonuncu mu bu? Aynen şu anda son sırada. Ne kadar güçlendi bilmiyorum. Bunu biri kesebilirse çok iyi olur. Tamam harika. Çok güzel. Elveda dedik bu adama da. Buradan kimi alacağız? Kindred. Kindred'dan vazgeçmiştik. Kindred'a gitmeyeceğiz. Diğer adamlar da gereksiz. Bana item lazım. Full item bir şey var mı? Yok. O yüzden sanıyorum madem Draven'a gidemedim şöyle yapayım ya ben. Bu hız item'ı bizde 4 kolcuyuz madem burada çok işime yarayabilir. Bir tane Guinso vermiş oluruz bu item'la beraber eşe. Bir tane de eşimiz oldu. Eşi alabilmek için kimi göndermek lazım? Leona'yı mı göndermek lazım? Garen'i mi göndermek lazım? Bunu göndermek lazım belki de. Bir eş daha oldu. Bunu alabilmek için kimi göndermek lazım? Biraz saçma oldu ama en güçlü adam geldi bize. Bakalım buradan nasıl çıkabileceğiz. Güzel. Pyke'ın direkt ölmesi çok iyi oldu. Pyke'a bir iki kişinin vurması lazımdı. Oy biz de çok fena öldük ama inanılmaz zamanlamayla ulti attı. Şu anda da iyi tanklıyor. Alabilecek mi kanki?
Çok iyisin ya, çok iyisin ya, çok iyisin. Onu da alabileceğin mi? Bir ulti. Efsanesin sen ya. Sen efsanesin ya. Sen inanılmaz bir adamsın. Bu paraları harcamak lazım. Bir yenilgi alırsak harcamak lazım. Şu anda en azından 60-57 vurabilecek bir oyun yok. Güzel. Vayne'e gerek yok. Bir tane alalım, yine satarız. Vayne mi, Varus mu? Hadi Varus. Bolcudan vazgeçmek gerçekten istemiyorum. Ama soylu da efsane. Kimin canının gittiği çok önemli. Burada Cho'Gath gitti. Eşi çektiği kötü oldu bu adamın. Ben baya baya öldüm. Ulti at, ulti at, ulti at. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel kanki. Harika, harika, harika. Çok fazla burada iblis var şu anda ama. Aldık mı? Tamam. Nigel 7 can. 7 can ölmez herhalde ya. 3 canı, 1 canı kaldı. Arkada her ihtimale karşı güçlendirmeye devam etsek de. Bir tane daha Vayne geldi. Item fena değil. Ben seviye ilerletmek istiyorum. Bir tane daha seviye atlamak lazım şu anda. Çünkü ekrana koyabileceğim adamlar yok. En azından burada Kayle oyuna sokabilirsem veya Leona'ya sokabilirsem alabileceğim bonuslar var. Bundan gelecek bonus çok daha yararlı sanıyorum Kayle'dansa. Şöyle yapalım burayı da. (26) olacak. 20 puan lazım. Onu da bütün parayı harcayarak koyabiliriz. Çok iyi. Eşe verelim bunu da. Şimdi sen buraya kanki. Sen bir bu tarafa, bir bu tarafa. Aa, bu buraya. Buraya. Çok süper emin olamadım açıkçası. Çünkü ben buradan bonusların yayılmasını istedim ama şöylesi daha iyi gibi sanki. İnşallah bu iki adam çok açıkta ölmezler. Bakalım nasıl olacak. Kimin canı düştü? Lucian'ın canı düştü. Çok güzel yok ettik resmen. Aynen, baya baya yok ettik. Çok deli gibi yok ettik resmen. Hani güzel takım. Buradan ben pek yer bulabileceğimi sanmıyorum. O yüzden Kayle'ı satacağız. Artık soylu bonusu olmadı. Olmayacak. Seni yükseltemeyiz. Bir Garen. Şöyle bir Kindred aldık. Onu yükseltemeyiz dedik. O yüzden bu turn'ü de böyle geçeceğiz. Arkada yükselenler var. Yerlerini değiştirebilirsek değiştirebiliriz. Level atlatabiliriz. Artık son seviyeye geliyoruz ama Fiora'yı koyamayacağımızı düşünüyorum ben artık. O yüzden Fiora'dan ümidi kestik, değil mi? Değiştirebileceğim hiç kimse yok çünkü burada. 3 item'la ADC'lerim var ve kolculara yüklenmem çok iyi oldu. Kolcular hızlanmaya başladığı anda çok fazla vuruyorlar. Çok iyi. Hasar konusu da çok iyi. Bir orayı bir satalım. Tamam. Braum alabilirdik ama biraz geç kaldık sanıyorum onun için. Buradan işime yarar bir şey yok. İşime yarar bir şey yok. İşime yarar bir şey yok. Kindred'den sürekli vazgeçiyoruz, geliyoruz. Artık vazgeçmiştik zaten, vazgeçmiş kalsın. Bu turn'de son benim artık para harcamadığım turn. Ondan sonra deli gibi para harcamaya başlayacağım. Şunları bir düzenleyelim şöyle. Çünkü zaten kazanıyorum. Bu parayı tutmanın bir anlamı yok. Bari bir efsane kazanalım. Bu da kaçtır? Ha, direkt öldü zaten. Adamı çekti, öldü. Kötü ulti attı. Bu biraz işleri değiştirebilir.
Aynen, o kötü ulti bayağı sıkıntı oldu. Bizim ADC'ler öldü. Ama en azından can çeke çeke bizim Lucian bayağı yalan etti ya. Helal olsun sana Lucian. Hiç pişman etmedi beni bu oyun Lucian. Bir seviyeyken vermiştik itemları. Vayne'e vermemiştik. Çok çok iyi oldu. Kimi alacağız buradan bakalım. Kolcu var mı? Kolcu Vayne görüyorum. Vayne benim bir tane daha ihtiyacım kalacak. Eğer alırsak Vayne almak istiyorum şu anda. Vayne'e mi gider? Nereye gider? Hiç bir fikrim yok. Item var mı? Full item. Full item yok. O zaman ben Vayne aldım. Tamam, Vayne'i 3 yaptık. Harcamaya devam. Bu sefer harcayacağım ben paraları. Bir Varus daha geldi. 40. Buna hiç gerek yok. Haydi bakalım, bu turn'da bu kadar parayla geçirelim. Garen'i koyar mıyım ben bir yere ya? Garen'i koymam değil mi? Garen'lik yer kalmadı artık bu oyunda. Garen'in bana combo olarak da verebileceği bir şey yok. Soylu bonusum da var zaten. Direkt bunları satalım. Adam da Garen'e gitmiyor zaten. Garen'leri tutmanın da bir anlamı yok. Kaç canı kaldı? 10 canı kaldı. Son turnümüzde bütün parayı harcayalım ve gidelim. Güzel bir galibiyet alalım. Yok, sana hiç gerek yok. Braum'a da gerek yok aslında ama. Böyle bir gidiyoruz bakalım. Braum da çıkmaya devam ediyor. Hiç mi adam gibi bir şey çıkmaz ya? Üç altın kaldı ama buradan da bir şey alamadık. Bu da muhtemelen sonu olacak buranın. Kaybeder miyiz? Kaybedersek çok üzülmem ama en az kaybedersek dediğim üzülmem dediğim hani en azından şu komboyu falan fullerdik. Böylelikle ikinci maçımızda ikinci galibiyeti aldık arkadaşlar eşleştirme maçlarında. Çok güçlü bir kombom vardı. Çok farklı yerlere gidebilirdi. Altı soylu olabilirdi. Şu olabilirdi. Bu olabilirdi. Hem itemların çokluğundan hem de birazcık gelen şampiyonlardan dolayı dedim kolcuya gidelim. Kolcu çok çok güçlü bir combo. Şöyle baktığımızda da hepsi iki seviye aslında ama ne kadar güçlü olduğunu gerçekten görüyoruz. Şu anda 100 puan almışım. Direkt bir tane seviye atladık. Demir 4 olduk. İkinci karşılaşmada Demir 4'e çıktık. Öncelik 2 galibiyet. 2 maçta 2 galibiyet oldu. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğendiğiniz beğenmediğiniz yerleri yorumlarda belirtmeyi, abone olmayı ve çana tıklamayı unutmayın. Daha fazla istiyorsanız bu videolardan lütfen onları da yorumda belirtin. Bir sonraki videoda dediğim gibi görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Umarım beğenmişsinizdir.